Buyurun, hoş Selam geldiniz. aleyküm, Buyurun, hoş bulduk. merhaba, ben Selam, aleyküm selam. Şükran. Merhaba, Merve ben. Alayım çantanızı da. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun, buldum. Geçin. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, selam Merhaba, aleyküm. aleyküm selam. Çantanızı ben alayım. Kezban. Merve ben de, memnun oldum. Ben de memnun oldum kızım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim anne, teşekkür Nasıl ederim. Geçti? Güzel geçti şükür, yetiştirdik. Bir eksiğimiz yok. Tamam. Buyurun hoş tekrardan. Görüşürüz, hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Alabilirim çantanızı. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Derya ben. Memnun oldum. Merve ben de. Memnun oldum ben de. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Defterde gelmişiz bugün. Unutmam, asla. Kayınvaliden bahsetti. Senin için getirdim. O defter, evet. Görüşürüz. Görüşürüz, buyurun. Buyurun. Merhaba. Merhaba, ben Ayşe. Hoş geldiniz. Nasıl geçti? Yetiştirdiniz mi? Yetiştirdik şükür. Bir eksiğimiz yok. Allah iyilik etsin. Sağ olun. Allah hoş geldiniz hoş tekrardan. Hoş geldiniz masanıza tekrar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de elhamdülillah iyiyiz. Yetiştirdik çok şükür. Her şeyimizi. İyilik versin. Nasıl geçti? İyi geçti. Güzeldi. Eğlenceliydi. İyi. Allah iyilik versin. Su dökülmüş masaya. Ay, aceleden herhalde olmuştur, görmedi. Dikkat etseydi biraz ya da kurulasaydınız. Şeyinden de kaynaklı. Sürahinin ağzından da kaynaklı. Defterim ıslanacak sudan bir kurulasanız. Bir de peçeteler eksik. İki tane en altında yok. Ekstra peçete oraya koydum. Normalde olsun, bir tane servis için açıyoruz. Ama biz de dün koymuştuk oraya. Ama gelinim altına da koymuştu. Durun hanımlar, yavaş biraz sakin olun yani hemen gelir gelmez dolmuşsunuz masa. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Derya Hanım hazırlıklı gelmiş. Teşekkür ederim. Kim dolu gelmiş bugün? Derya Hanım hazırlıklı gelmiş. Ben dökmedim hemen sudaki... ki bunu. Nasıl hazırlıklı geleyim? Ben ne döktüm döküldü? Onu. Ufacık bir su damlası var. Sürahiden koyarken dökülmüş. Kalkın bu şekilde yemek yiyemeyiz. Ben bugün bomba gibi geldim. Sen dün düğünde takıntın falan var. Niye bunlar yan yanda değil her biri bir yerde? Bir de mum da çok yüksek yani. Yüksek çiçek hizasında bile değil tabi. Mumlar çiçek hizasında bir de mumların boyu standarttır zaten. Yok aynı hizada değil. Vallahi dün en kayınvaliden orada bir şeyler çok ona mana tuttu. Ona ben bir şey demedim çekime ki sadece engel olacak peçetelerin boyu yok. Dağınıklığına ben düzensiz dedim. Ama bak bunlar da eksik. Nereye ama biz öyle yok, kullanmışız peçeteler ki. Eksik ama öyle, değil biz de öyle kullanmıştık, öyle koymuştuk. Kaşıkların altındaki peçeteler eksik. Düneyine göre onlar eksik. Yani hijyen açısından olması gerekiyor. Her tek peçete mi koymam gerekiyor? Evet. Tek tarafa peçete servis açılır. Ekstra mesela kaynanan konuşurdu. Bugünkü yok. Bugüne göre eksik yani. Kaynanalar hazırlıklı gelmiş bugün Zuhal Hanım. Bana bir gelmiş de hiç da. Yani peçete içim açılmadı masada siyah siyah diye. İçinize kapandınız. Siyah kullandığımız bir ranımız ve peçetemiz var. Olsa rengi açık olması daha güzel gerekir. Evet. Mesela neşeli cıvıl olması. Cıvıl olacaktı. Neşeli. Siyah ve gold gayet birbirine yakışan siyah şık renklerdir. Neşeli olması gerekir. Ama siyahla gold altın uyumlu renkler. Biraz daha masamdan yana sade. İddialıyım. Tabaklarımı sade Ankara'dan olduğu getirdim. Için canlı olmadığı için. Masa mesela örtüler peçete uymamışlar. Neyler uymamış? Tabak, masanın örtüsü, peçeteler birbirine uymamışlar. Uymamış. Nasıl bir şey bekliyordunuz biraz uyması da, için? Krem rengi mesela tabaklara uymaya gerekirdi. Ama herkesin krem rengi koymasına gerek yok tabaklara ki. Tabaklara göre onlar gerekirdi. Olur mu? Tabakla kontrast yaptı işte. İşte tabaklara hayır, göre rengi, mesela zaten krem göre rengi onlar aynı biraz kapalı olacaktır. Gelmiş. Sunum evet. Vallahi gelinimizin işi çok seviyor. Evet, sunum yani, konusunda çok evet. İddialıydı. Beğenmemeleri beni çok şaşırttı. Siyahla gold güzel, ben çok yakıştırıyorum. Daha bir daha cıvıl cıvıl biraz renkler olsaydı. Peki hazır mı yemekler Merve? Yemekler hazır. Süper eksiğin yok. Eksiğim yok. Kayınvalide gelin mavişler. Aynen. Kaleminizi değiştirmişsiniz bugün. Evet, pembeli olsun dedim. Masa belki pembe olur dedim ama siyah oldu maalesef. Aa, bakayım kaleminize. Bugün aman, değişik kalem. Aa, zıplıyor mu bir de? Her güne değişik bir kalem. Benim kızıma verin onu. Çok sever öyle şeyleri. Derya Hanım da okula gitmek gibi gelir yani. Okula gider sanki. Aa, ben hala üniversite sınavına giriyorum ama hala kazanamıyorum. Okula gitmiş gibi gelir, ders yazır. Burada benim ders kızım seviyor. Vermişler, tontişler. Ödeve gelir, ödev üretmez. Matematik üre ödevi alınacak değil mi? Matematiği sevmiyorum ben. Sevmiyorsun ama defterini getirmişsin. Mecbur matematik seveceksin. Matematik yapmıyorum şimdi burada. Matematik Türkçe programını alacaksın da öğrenirsin. Türkçe mecbur. Burada. Türkçe edebiyat çalışıyor. Türkçe edebiyat. Dün akşam notlarınızı kontrol ettiniz mi? Ne yazmışsınız, ne yazmamışsınız? Kontrol ettim. Kızımla beraber ettim. Kızım yazım yanlışlarımı söyleyip durdu bana. Anne ne biçim yazmışsın? İmla hataları mı var? Evet. Dedim kızım aceleyle yazıyorum. O kadar olacak. Anne de düzgün yaz. Artık zaten cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler derken kalemle, kağıtla yazı yazmayı unuttuk.
Doğru. Artık kullanılmıyor fazla tabii. Eller herhalde birazcık şey Derya diyor. Hanım yani bu şey yazır. Bizim yediğimiz düneyin bugündür. Yani unutamıyoruz ki neyi unutacağız? Her şeyi hatırlıyor musunuz dünden? Hatırlarım. Niye hatırlamıyorum? Yazırdı o da yani rol olsun diye. Ne ki ben kendime yazırım. Bir kitap, dergi bir şeyler yaptıracağım diye öyle yazır. Sanki okula gider defteri kalemi alıp buraya gelir. Masamı eleştirdiler ve siyahla gold'u yakıştırmadığını söylediler. Daha böyle beyaz bir şeyler istiyorlarmış beyaz yemek tabaklarının üzerine. Yani beyazla beyaz zaten göstermez. Şıklık anlayışı sadece beyaz mı? Ona şaşırdım açıkçası. Ben siyahla gold'u çok yakıştırıyorum. Tabaklarımı yani Ankara'dan getirdim. Çok şık gold ürünler de kullandım. Ben masamdan memnunum açıkçası. Şu an yorum yapmak için yapıyorlar. Belli ki dün kayınvalidem bayağı eleştirmiş. Peki bu sofrayı beğenen yok mu aranızda? Kezban yani, Hanım? Güzel ama canlı değil, çiçeği canlı ya nedir değil. Nedir canlıdan anladınız? Çiçek getiriyorlar, renk. Gözüm çok yoruldu diyorsunuz. Canlı biraz kırmızı olacak, pembe olacak, krem olacak, açık renk olacak. Mesela renk renk ne değişik siyah oluyor. Siyah her zaman kullanılan şey. Ama niye o da uyum yani siyah da gold'dan ben gayet siyahı güzel beğendim, insan. Siyahı severim zaten. Siyah güzel. Ben sadece hani sivri renk peçete. Ya kibar renk. Çiçekte de bir açıklama yapayım. Bugün çok erken geldiğimiz için bugün getiremezdik. Onu dün aldı, yaptırdık. O da tabii ki biraz ölmüş, solmuş. Yok ben ona çok şey yapmayın. Çünkü Ankara'dan gelmişler. Ankara'dan canlı geldi. Çiçek getirmişler. Canlı çiçek yani. Yani olabilir o kadar şeyine bakmayın artık. Ama Zoran Hanım biz Antalya'dan geldik. Bak evet. Düney çiçeğimizi getirdik. Antalya'dan mı getirdiniz çiçeği? Hayır Düney'in oradan aldık. Yani buradan aldık. Solmadı mı sizinki? Yok yok. Valla bizimki de dün aldı işte. Canlı canlıydı. Şu an tek isteğim mutfağa girmemeleri. Ya açıkçası biraz daha toplamak isterdim ama çok toplayamadım. İnşallah mutfağa girme konusunda otururlar. Bir de ben mutfağa girmek istiyorum. Girebilirsin. Vallahi. Evet girmek istiyorum. Hayır. Dün ben ısrar ettiğim halde diyebilirlerdi ki biz girmiş, girmiyoruz. O da girecek mecbur. He. Hayır tamam. Ben dedim canım önce zaten. O dedi. Dedi mutfağıma yani, girebilirsin. Sen orada girecek. Geçin geçebilir misiniz? Bir herkes kadın mutfağına gir. Mutfakta her mutfakta bakmak istediğim bir tek bir sebep var. Oraya da bakıp çekilirim dağınık ya da toplu. O önemli değil. Ya mutfaktır. Tamam benim mutfağım. Gelin sen ben bakacağım. Kadın tamam. Dedi bakın. Tamam. Sen sıranı bitirmişsin o da gidin bakacak. Tamam gelinize sorun gene. Bakacak yani. İzin verdik. Geline bak sorsunlar baksınlar yani. Benim için önemli değil. Evet, hamurum hazır. Hamurumu şöyle ıslak bıçakla kesiyorum. Kendi daha kolay kesilsin diye. Gelin hanım gelebilir miyim? Mutfağa bakılmasını pek istemedim açıkçası. Ama dünen kayınvalide toplamaya... de girdi. Sana kayınvalidene sordum kalkabilirsin dedi. Bana sormadan nasıl izin veriyor kayınvalide? Ama dün benim gelinime de sorulmadı bir tanem. Peki bakabilirsiniz buyurun. Yok ben bakmak istiyorum. Ne yazıyorsunuz Derya Hanım? Çok merak ettim. Konuşmamı yazıyorum. Şu an ortada bir şey yok ama. Masayı eleştirdiler ya onu yazıyorum. Siz beğendiniz mi sofrayı? Ben siyahı severim. Güzel. Sadece ama... peçeteler yok ki burada. Ona ben de katılıyorum. Hijyen anladım. Açısından. Bir de su ben söyledim. Ama hemen... hijyen açısından güzelim. Buraya da dökülmüş benim biraz. Ya hayır ben zaten hemen söylediniz diyorsunuz da belki hani gelin hanım siler diye hemen yaptım. Işte, söyledim ben. Yani şöyle bir hemen anladım. Alsaydı iyiydi. Olmuş su işte. Dökülmüş. Buraya da su dökülmüş. O acele etti. Sonra bir kadar suları koymak için o yüzden yani. Su buraya da dökülmüş. Tamam ya yani bir şey. Her yere su dökülmüş. Ben sadece söyledim belki siler diye. Onu şimdi masadan uzak dondurdum. Ben kendim de silerim. Sıkıntı yok. Ben kendim de silerim. Servise başlayınca sildiriz onu. Sıkıntı yok. Masada uzak suyu doldurabilirdi. Unuttum. Nasıl? Bardakları mesela eline alıp böyle buradan doldurup buraya koyabilirdi. Ablam valla koşturmacayla o hiç akla gelmiyor. Yarın seni de göreceğiz. Dağınık zaten aman. Benim gelinim hiç böyle değildi. Tezgahın üstü çok yani hijyenik değil. Kapkacak lavabonun içinde. Lavabonun içinde pislik var, çöp var. Bu konserve açık. Mülfü hamur açık. Hamur açık. İç açık burada. Üstü kapalı değil. Bakacağız. Ya dün sen konuşurdun, bugün de ben hayır, konuşacağım. Hayır öyle değil. Ya ben eleştiriye açığım. Hiçbir zaman bir şey demem de. Benim mutfağım açıkçası toplayamadık, yetişemedi. Yani toplamaya yetişemedi. Canım niye toplamadın biraz? Dün benim gelinime çok eleştiri ama vakit kalmadı hepimizin öyle. Bak kaynana da ben dün dedim ki. Yani hepinizin başına gelecek biraz dedim. Yani vicdanını eline koy dedim. Tabii ki. Bizim peçetemize kadar eleştirdi. Siz de benim peçeteme kadar eleştirdiniz ama sonuçta. O da eleştirdi, biz de ondan yaptık yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.